Geçelim orman yangınına. Geçen yıl zaten ardı arda orman yangınları çıkmıştı, hatırlayacaksınız ki daha bir yılı dolmadan akşam saatlerinde yine bir yangın haberi geldi. Marmaris'ten ormanlık alanda çıktı yangın ve o sırada bölgede de rüzgar etkiliydi. Havadan başlayan müdahale hava karardığında karadan devam etti. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine de 30 ev tedbiren tahliye edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede yangınla ilgili son bilgileri de paylaştılar. Tarım ve Orman Bakanı büyük ölçüde yangının kontrol altına alındı diyebiliriz ifadesini kullandı ve bugün neticelendirilmesini bekliyoruz dedi. İçişleri Bakanı da yangınla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlara tepki gösterdi. Yangınla birlikte sosyal medya şeytanları devreye girdi ifadesini kullandı. Büyük ölçüde yangınla olan mücadelede belirli bir noktaya gelindi. Bu süre zarfında bu sabahleyin hava araçları noktasında özellikle 20 tane helikopterimiz, 14 tane de uçağımız aktif olarak görev aldı. Bugünkü beklentimiz, tabii şu anda bir miktar rüzgar da var. Bu rüzgarın mutlaka olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif durumdayız, olumlu durumdayız. Temennimiz bugün bu işin neticelenmesi. Büyük ölçüde yangın bir kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama bu neticede yangın ve de bu esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması, bunlar da mutlaka söz konusu olabilir. Sosyal medya şeytanları devreye girdi. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var. İnsanlar geceden itibaren burada uyumuyorlar. Bütün herkes bir tek ağacın kurtulabilmesi için bir çaba sarf ediyor. Onlarca helikopter, uçaklar ve yerden aracözler bir büyük mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Bundan ne keyif alıyorlar bunu bilmiyorum. Ama bundan keyif aldığını düşünenlerin akli dengelerinin, muvazenelerinin kayıp olduğu herhalde çok net bir şekilde ortadadır. İşlerin nöbetine tutulmuş durumdalar. Yani buradan bir an önce kurtulmalarını diliyoruz.